Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun saygıdeğer hocam. Sizi Allah için çok seviyoruz. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim dünyada ve ahirette bizi sizden ayırmasın. Amin. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir buyuruyor. Saygıdeğer hocam, bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin kastettiği ahir zamanda gelecek ve İstanbul'u manen fethedecek olan Hazreti Mehdi ve talebeleri olabilir mi? Saygıdeğer hocam, hürmetle, muhabbetle, onurlu ellerinizden öpüyorum. Azil kabul etmez talebeniz Beytullah Aydın Zonguldak. Maşallah. Maşallah. Çok güzel bir üslup kullanmış maşallah. Ya yani işin doğrusu tabi hadisin açık ifadesi doğrudan Mehdi'ye bakıyor net olarak. İkinci anlamı Fatih'e ve İstanbul'un fethedilmesine bakar. Yani çünkü nazar-ı nübüvvette diyor üstad, yani ehemmiyet sırasına göre olaylar anlatılır diyor Bediüzzaman. Ehemmiyetine göre. En ehemmiyetli şey en önde anlatılır. Dolayısıyla İstanbul'un fethiyle ilgili çok fazla hadis var. İnşallah. Onlardan birinin de o olduğu görülüyor. Yani bütün zaten o hadisler. Yani o küllidir o hadisler. O hadislerden sadece o bir tanesidir. Ve tamamı Mehdi'ye yöneliktir o hadislerin. Hepsi. Bu hadis de Mehdi'ye yöneliktir ama ikinci işare anlamı olarak da Fatih Sultan Mehmet'e ve İstanbul'un maddi fethine bakar. Evet. Çünkü manevi fethi çok önemlidir. Mehdi manen fethedecektir. Toprak olarak fethetmek ayrı bir konudur. İnşallah. Toprak olarak fethedebilirsin ama manen fethetmedikten sonra bir anlamı kalmaz. İnşallah. İnşallah. Değil mi? Mesela biz Fazıl'ın Osmanlı ordusu Zigetvar'ı da muhasar etmişti. Efendim. Ta Viyana'ya kadar da dayanmışlardı. Evet. Ama manevi fetih olmadı. Yani evet. Hep Müslüman olmadı orası. Toprak olarak alındı. Bir önemi olmuyor onun. Evet hocam. Yani manevi fetih. Sen manevi fethetsen bile karşı taraf aldığını düşünelim. Fethetse de ne olur yani hiçbir şey olmaz. Sen Müslümanlığı gürül gürül yaşadıktan sonra o fethetse ne olur yani. Evet. Askerini doldursa ne olur, polisini doldursa ne olur. Sen gürül gürül imanı yaşıyorsun yani. İnşallah. Üflersin giderler zaten öyle bir konu olmaz. İnşallah. Zaten gelemezler de. Gelse de üflersin giderler. İnşallah. İnşallah.